Şu halimize bak lan kabak. Lokopor peynirinden kuru soğana. Şükret be oğlum. Bunu bulamayanlar da var. Hacamat işini de kıvıramadık. Ne yapacak şimdi? Kıvıramadık deme. Kıvıramadım de. Niye? Herifin yanında bana kabak hafız, kabak hafız diye ismi zatımı neşretmeseydin şimdi en etlisinden kuru fasulyeyi yiyor olacaktık. Vay! Kabahatli ben oluyorum yani, öyle mi? Sus lan. Ne oluyor lan? Sus. Geldi benimki. Seninki mi? Kızı. Ne yapıyorsun lan? Bak sen işine bak, işine bak. Seninki. Bak bak. Baksana oraya baktığın gibi. Allah belanı versin. Allah belanı versin değil mi? Bilmiyor mu sanıyorsun beni gör özgenlediğini ha? Bacım beni yanlış anladın herhalde. Neyi yanlış anladım ha? Neyi? Vur bacım vur. Ellerim dert görmez. Bacım bak günahımı alıyorsun ha. Ulan şeytan olsa senin günahını almaz be. Gel gel. Pislik herif. Vur vur. Oh eline, yüreğine, emeğine sağlık, emeğine. Sana ne oluyor be? Bana bak. Elimin tersine gelme. Allah'ıma seni de eşekten düşmüşe benzetirim ha. Evi yıkacak ha. Rezal o. Beni bir hatuna sattın ya. Hadi de ağırmış. Kabak. Bu Bakize karısı benim dayımın fabrikasından çalışıyor biliyor musun? Ben fabrikaya gittiğimde görüyordum bunu da dönüp yüzüne bile bakmıyordum. Meğer ne yiğit, ne bilekli karıymış ha? Canım benim. İyi vuruyor ha. Zehra. Su getir bana. Lan Zehra! Su derim kız! Reşit!
oldu ki? Zehra yok. Zehra mı yok? He. Çiftliğe gitmiş olmasın sakın. Çiftliğe mi? He. Güllü'nün yanına mı? Vallahi ne vakittir alıp başımı gideceğim deyip duruyordu Güllü'nün yanına. Aman ha sakın. Kocanı bırakıp gitmek yakışmaz sana dedim. Dedim ama. De yürü çiftliğe gidelim o vakit kurban. Ben gidemem Reşit. Niye? Geçen gün fabrikaya gittik. Eşekten düşmüşe benzetti Muzaffer Bey oğlanla ben. Ya. O vakit gidip bir ben bakayım şunlara. Ceketi ver hele. Gözünün çapağınıyım. Al getir benim karayı kurban. Adam olup sözümü dinlemediniz. Şimdi ağla bakalım. Avradım da avradım diye. De çekil hele. Bin kere razı olsun Menderes'ten Ezen-i Mehmet'i Arapça işittik. Radyoda Mevlüt'ü de serbest bırakacakmış Menderes. İnşallah. Kabak. Bir şey söylesene kardeşim. Ne yapacağız biz? Elle yok, avuçta yok. Bütün burada mı bilekleyeceğiz ha? Vallahi muhterem, utanmasam ağlayacağım. Lakin vermeyince Mahmut neylesin Sultan Mahmut? Lan oğlum beni dellendirme. Senin üstüne oturanı Allah vermez. Bizim bir iş icat etmemiz gerekiyor. Anlıyor musun? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Cevat emmi, bulamadın mı hali altınları? Bir çay. Bulsam burada işim de. Ulan tarlayı delik deşik ettik. Bir tane kırık çömlekten başka bir şey çıkmadı. Ne uğraşıyorsun hali o zaman? Niye mi uğraşıyorum? Tarlama değerinin 5 katını teklif ettiler de ondan. Sordum, soruşturdum. Bunlar benim tarlaya niye bu kadar çok para veriyorlar diye. Meğersem adamın dedesinin dedesi oturuyormuş burada eskiden. Papaz mıymış, neymiş herif? Ölmeden önce altınları tarlaya gömmüş, sonra yerini söyleyemeden ölüp gitmiş. Hadi bana müsaade. Bugün de arka tarafını kazacağım tarlanın. Muhterem. Heh. Galiba bize bir iş buldum sonunda. Ama önce senin kahvecinin ağzını araman lazım. Niye? Şu giden adamı soracağım. Yetmezmiş gibi bir de anası çıktı başımıza. İşin yoksa bununla uğraş. Aman canım, kocaman çiftlik. Ne zararı var ki sana? Onlarla oturan sen değilsin tabii. Kompiyim belki. Güzel, ya. Bak. Abiye bakayım peki. Şöyle, belki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.